Çok değerli Galatasaraylılar ve çok değerli adaylarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşte hizmet etmiş büyüklerimizi şükranla anıyorum. Galatasaray her bakımdan ülkemizin en büyük ve en popüler spor kulübü, dünyadaki en değerli markasıdır. Ancak son 20-25 yılda gerek Türk sporunun karşılaştığı sorunlar, gerekse kulübümüzün yanlış yönetiminden kaynaklanan sıkıntılar Galatasaray'ımızı derin bir krizin içine sürüklemiştir. Özellikle aşırı borçlanma ve finansman sorunları kulübün geleceğini ipotek altına almıştır. Eğitimli ve birbirine tutkun olmakla bilinen camiamızda çıkar çatışmaları ve hizipleşmeler olmuştur. Kulüp zevairi kurtarmaya yönelik gündelik önlemlerle yönetilmeye çalışılmaktadır. İçine düşülen bu çıkmaz, her Galatasaraylı gibi bizi de derinden üzmekte ve yaralamaktadır. Galatasaraylılık ruhu, olan biteni kenardan seyretmek yerine elini taşın altına koymayı gerektirir. Galatasaray yaşamının merkezine almış bir grup olarak biz de kulübümüzün zor günlerinde elimizi taşın altına koyup sorumluluk almaya karar verdik. Ekibimiz her biri kendi alanlarında çok başarılı olan, kulübümüzü yakından tanıyan, kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmış, dinamik, deneyimli ve liyakatlı kişilerden oluşmaktadır. İçimizde ben de dahil olmak üzere devlet idaresinde büyük dönüşümlere imza atmış yöneticiler, diplomat, ekonomi ve hukuk insanları, mühendisler, eski sporcular ile çeşitli mesleklerden özel sektörde çok başarılı olmuş arkadaşlarımız vardır. Kefili olduğum bu kadro, hiçbir olumsuz bagajı veya kişisel beklentisi olmayan, şaibesiz Galatasaray sevdalarından oluşan bir kadrodur. Ekibimizin yapısının oluşturacağı sinerji, Galatasaray'da birlik ve beraberlik ruhunun yeniden tesisi ve kulübün şahlanışının bir garantisi olacaktır. Huzurunuzda hayali dolar çantaları ve altı boş projelerle değil, kulübün tüm sorunlarını çözme iradesiyle geliyoruz. Çünkü biz Galatasaray'ın sorunlarının aslında yapılanma ve yönetim hatalarından kaynaklanan ve çözülebilir sorunlar olduğuna inanıyoruz. Galatasaray'ın asıl ihtiyacı son zamanlarda örselenmiş birlik ve beraberliğimizin yeniden sağlanmasıdır. Bu kulübün mektepli mektepsiz, kravatlı, atkılı ve benzeri ayrımlara asla tahammülü yoktur. İşte şurada büyük kurucumuz Ali Samiye Beyefendi'nin söylediği gibi derin bir saygı, sonsuz bir sevgi ve geniş karşılıklı güven hislerinin yeniden o günkü günlere döndürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz size ilkeli, bağımsız, birleştirici, popülizme boyun eğmeyen, üyeleri ve taraftarları bütünleşmiş, çoğulcu bir yönetim sözü veriyoruz. Elbette aciliyet kesbeden bazı meseleler vardır. Sizleri temin ederek söylüyorum ki, kısa vadeli borçların ödenmesi ve acil finansman ihtiyaçları konusunda hazırlıklıyız. Galatasaray Adası, Kemerburgaz tesisleri, Ali Sami Yen Oteli, kapalı spor salonu gibi uzayan projeler kolaylıkla çözebileceğimiz şeylerdir. Hiçbir endişeniz olmasın. Gayrimenkul yönetimini kulübün çıkarları doğrultusunda profesyonelce yapacağız. Geçmişte yapılan yanlışları asla tekrarlamayacağız. Bu güzide kulübün hiçbir varlığını satmayız. Satılmasına şiddetle karşı çıkarız. Tam tersine kulübe yeni ve değerli gayrimenkuller kazandırıp
geleceğe yatırım yapacağız. Ancak kulübün uzun vadede ayakta kalabilmesi ve dünya arenasında rakipleriyle yarışabilmesi büyük bir yapısal dönüşüm gerektirmektedir. Bizim vizyonumuz Galatasaray Spor Kulübü'nün güçlü kurumsal yapısı ve tüm branşlarda sportif başarıları ile dünyanın en güçlü kulüpleri arasındaki yerini almasıdır. Sportif başarı, spor ekonomisinin gereklerini yerine getirmek de mümkündür. Bunun için büyük bir dijital dönüşüm ve altyapı hamlesi başlatacağız. Futbolu modern bir yönetime kavuşturmayı ve kulüpte varlık ve fon yönetimi için kurumsal bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. İhmal edilmiş amatör branşlar. Ülkemizde sporun öncüsü Galatasaray'a yakışır bir düzeye getirilecektir. Ekibimizde her branştan sporcu arkadaşlar bunların planlamalarına daha çok önceden başlamışlardır. Sonuçta takdir genel kurul üyelerinindir. Hepimiz seçim sonucuna saygı duyacağız. Genel kurul tercihini hangi adaydan yana kullanırsa onun arkasında birleşmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlayışla tüm başkan adaylarına huzurlarınızda başarılar diliyorum. Genel kurul üyelerimiz teveccüh gösterip bizi göreve getirirse Galatasaray Spor Kulübü için yeni bir hamle döneminin başlayacağını ve her branşta tarihi başarıların bizi beklediğini şimdiden müjdeliyorum. Evet, benim konuşmam bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş yönetimimize de, Sayın Cengiz yönetimine de yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her şeyin aslı ve gerçeği zamanla ortaya çıkacaktır. Önümüzde bu seçimden sonra yapılacak çok hızlı işler de vardır. Her şeyin Galatasaray için en iyi şekilde ve hayırlı neticeler vermesini diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.